Hepinize günaydın. Hafta sonu çok önemli gelişmeler oldu tabii. Hatırlayacaksınız, bu Silicon Valley Bank ki çok enteresandır ki Amerika'da önemli biliyorsunuz bir çizgi dizi var, Simpsons. Orada da ismi geçen bir banka, Silicon Valley Bank'in batışına ilişkin bir hikayeyi izledik. Bu hikayede özellikle bizim 2001 krizi öncesinde Demirbank'ın batışına benzeyen bir durumla karşı karşıyayız. Demirbank ne yapmıştı? Amerikan hazine kağıtlarını nasıl Silicon Valley Bank çokça almışsa, nasıl faizler yükseltmeyecek diye uzun vadeli kredileri ucuz faizden vermişse, Demirbank da hazine kağıtlarını almıştı. Sonra hem kurun hem faizin yukarı gitmesiyle birlikte ellerindeki bu hazine kağıtlarının değerleri düşünce sermaye eksiği yaşadı ve battı. Şimdi sadece devlete güvenerek iş yapmak doğru mudur değil midir? Tabii çok uzun bir tartışma konusu. Çünkü bankacılık sistemi ya da maliyesi, hazinesi, Merkez Bankası düzgün çalışan yerlerde risk yönetimi düzgün yapılır. Risk yönetiminin düzgün yapılmadığını görüyorsanız, siz devlete rağmen elbette bu risklerden kaçınmayı kolay beceremezsiniz. Ama mesela bakın, Türkiye'de yapılan düzenlemeler, daha önce işte bu aktif rasyosu gibi gelişmelerle birlikte Türkiye'de bankacılık yapmanın zorlaştığı görüldüğünde, özellikle yabancı bankalar buna karşı bazı önlemler geliştirmişti. Eninde sonunda da bırakıp gidebilirler. Ama tabii Türkiye'de bankacılık hala karlı. Bunu da unutmamak lazım. Konuyu çok uzatmadan şunu söylemeye çalışıyorum. Risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bugün hisse senetleri piyasası açısından da gördük mesela işte banka hisseleriyle bu yukarı hareketin ardından insanlar hapse atıldı. Gerçi sonra beraat ettiler falan. Benzeri hareketli olup görüyor. Likiditenin az olduğu, derinliğin az olduğu, piyasa yapıcısının düzgün olmadığı, düzenleme ve denetlemelerin risk yönetimi açısından şeffaflığı yeterince getirmediği yerlerde eninde sonunda büyük problemler yaşanır. Türkiye'de hisse senetleri piyasasında bunu görebiliyoruz. Seçim sonrasında bir faiz artışıyla birlikte Türkiye'de de benzeri bir durum görebiliriz. Bu resmi çektik. Peki kısa vadede ne oldu? Bu Silicon Valley Bank'i bir şekilde veya diğer bankaları kurtarmayacağını açıkladı önce Yellen. Ardından depositorlar yani mevduat sahiplerinin paralarının 250 bin doların üstündeki kesiminin de bir şekilde karşılanacağına dair bir açıklama geldi. O açıklamayı çok net bir açıklama değil ama şöyle görmeniz lazım. Bizde de hani geç likitte penceresi var ya, bir şekilde bir yerden sonra likitte ihtiyacınız olduğu zaman karşılıyorsunuz. Merkez Bankası da, Amerikan Merkez Bankası da bir likitte penceresi açtı bankalara. Zor durumda kalırsanız benden likitte kullanabilirsiniz diye. Şimdi bu olumsuz da algılanabilir. Banka zor durumda para çekebiliyor falan filan diye, ama şu anda sorun ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Yani esasen olup bitenin ardından ortaya nasıl bir tablo çıktı? Bir, 22 Mart'taki Fed toplantısında ya faiz artmayacak ya da 25 bas puan artacak. Bir kere piyasalar bununla rally edecek. İki, Fed'in faizle oynaması ve %6 seviyesine doğru faizlerin yükseleceği ile ilgili beklenti hala bir korku olarak duracağı için Fed esasında sinir uçlarıyla oynarken biraz da piyasaya aman dikkatli ol mesajı verdi. Çok abartma mesajı verdi. Enflasyonla mücadele devam edecek. Ama şu anda geldiğimiz noktada piyasanın kısa vadede bu iyimserliği satın alacağını söyleyebiliriz. Bu arada Amerikan Merkez Bankası Fed'in kurulması hikayesini anımsarsanız, özellikle Wall Street'te bir şekilde domuzlar Manhattan'a girmesin diye çekilen o duvarın oradaki Wall Street'in oluşması ya da bankacılık sisteminin oluşması öyle kolay değil. Özellikle Amerikan ticaret insanları, bu bankacılar bizi kandırır, burada bir merkez bankası falan kurmayalım diye uzun süre direniyorlar. Ardından 29 krizinin sonrasında şu çıkıyor ortaya. Yani krize girdiğiniz zaman lender of last resort. Yani son dara düştüğünde birilerinin bir para vermesi lazım. Bunun için de merkez bankası bir kurum olarak ortaya çıkıyor.
Şimdi Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası ne yaptı? Aynısını yaptı esasında. Hani oyunlarda olur ya böyle game over yazar, insert coin yazar, yine para atıldı. Esasen şu anda Amerika Merkez Bankası bir yandan likiditeyi çekerken, bir yandan faizleri artırırken kurtarmak için de örneğin JP Morgan'ın da başta olduğu gibi bankacılık sisteminin kendi parasını kullanarak parasal sistemi koruması gerekebileceğine ilişkin maliyeti de onlara yükleyebileceklerine ilişkin de bir mesaj vermiş oldu. Bu devam eder etmez ama bu ve bu benzeri olayların olması olasılığının göz ardı etmemek lazım. Çünkü büyük resme baktığımızda Amerikan dolarının rezerv para olarak her soruna neden olan ve her sorunu da çözen. Hani ilaç firmaları gibi düşünün ya da sigara firmaları gibi düşünün esasında. İlaç firmaları yani bir sorun olacak ki ilaç çıksın. Camcı gibi düşünün. Cam kırılacak ki cam taksınlar. O yüzden birazcık Amerikan dolarının değerinin devam etmesi açısından bu gibi olaylara ihtiyaç var. Hatırlayalım, Covid sonrasında yapılan ilk G20 toplantısında da Berat Bey ne istemişti o zamanki Hazine ve Maliye Bakanı olarak? G20 toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne talepte bulunmasını istemişti? Amerikan hazinesi nasıl tüm diğer ülkelere swap hattı açıyorsa bize de açsın demişti. Dolayısıyla denize düşen dolara sarılır. O yüzden doların önümüzdeki günlerde de değerini devam ettirecek, savaşın etkisiyle birlikte süreceği bir durumla karşı karşıyayız. Bu arada altın için bakıldığında önümüzdeki günlerin daha pozitif olması ihtimaline düne göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz hani bütün bu faiz arttırımları sıkılaştırmalara rağmen altındaki aşağı yönlü hareket bir miktar daha sınırlıydı. Şimdi enflasyonla mücadelede bir taraftan sözel olarak etkiyi devam ettirirken FED şimdi artık faiz arttırımlarının sonuna gelebileceği beklentisi altın tarafında bir yukarı hareketi beraberinde getirebilir. Keza aynı oranda olmasa da kriptolar da bir miktar yukarı gidebilir ama ben kriptolar için yapılan düzenleme de denetlemeler ve Amerikan dolarının daha gücünü koruyacağı yönündeki beklentim dolayısıyla dilimi ısırıyorum. Kripto için o kadar pozitif olamıyorum. Altın için daha pozitif olabiliyorum. Ve bana seçim öncesinde ne yapmalıyız diye soranlara her zaman Türkiye için hisse senetleri piyasası ve doğru hisse senetleri diyorum. Onun bir kere altını çizeyim. Peki bugün ne olacak? Bugün işte Çin ekonomik büyümeler dolayısıyla iyi gidiyor. Genelde endeksler yukarıda. Amerikan borsaları da %1'in üzerinde yukarı açılacak gibi gözüküyor. Ama tabii sert hareketlerin önümüzdeki günlerde olacağını düşünmeye devam etmeliyiz. Yurt dışı piyasalarda düzeltmenin tam bitmediğini söylemeliyiz. Yurt içinde ise hisse senetleri tarafında yukarı yönlü hareket devam edecek. Dönelim Türkiye'de dolar TL açısından nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? İşte bu KKM, dış ticaret açığının verilmesi, seçim öncesinde çeşitli sert hareketlerin olabilmesi ihtimali sonuç olarak 20 senelik bir iktidar var. Ne yapacak, ne yapmayacak çok merak ediliyor. Ama bunun detayını yaptığımız canlı yayında Cuma günü Ahmet Kasıman'la uzun uzun verdik. Rica ediyorum. Arkadaşlar da gerçi onu bölümleyip belki küçük küçük videolar yapabilirler ama siz o videoyu bence hızlı hızlı bir izleyin. Çünkü seçim öncesi ve seçim sonrasına ilişkin çok fazla şey söylüyor. Bence güzel de bir video oldu. Beğenin, izleyin, üye olun. Subscribe. Neyse, şu anda geldiğimiz noktada gözüküyor ki bunun Rubini de söylemiş. Fed faiz arttırımlarına ya ara verecek ya da 25 bas puana düşürecek. Çünkü sinir uçlarıyla çok oynandı. O yüzden ben genel olarak yurt dışında dikkatli olunması gereken bir dönemde yurt içine bunun yatsımasının sınırlı olacağını düşünüyorum. Hani Türkiye'de dolar TL yukarı gidebilir mi? Şu anda yeterli para var gibi gözüküyor. Ama ekonomi bu hızda giderse bu sürdürülebilir bir şey değil. Dolar TL bir yerde kopar. Ama ben dolar TL yukarı gitmeden almam. Onu da söyleyeyim şu aşamada. Ve piyasada da genel algı dolar TL'nin yukarı gitmesine hükümetin izin vermeyeceği şeklinde. Bu arada bankalarla ilgili özellikle yapılan düzenlemelerin sonunda ihtiyaç kredilerine bir tavan getirilmesi var. Ben ne kadar imkanınız var ve ne kadar ihtiyaç kredisi bulabiliyorsanız uzun vadede almanız gerektiğini düşünüyorum. Harcamanız varsa kesinlikle yapın. Çünkü enflasyon belki %40'lara, 45'lere, 50'lere doğru bir iniş gösterecek gibi gözükmekte mevsimsel olarak ama bu sene enflasyonun bence %60'tan aşağı olması olasılığı yok ve gerçek enflasyonun da ben %100'ün altında olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla uzun vadeli
borçlanmak, Türk lirası cinsinden borçlanmak bence çok doğru bir harekettir. Seçim öncesinde, seçim sonrasında neler olabilir? Dediğim gibi daha önceki videoda aktardık. Önümüzdeki günlerde daha fazla da konuşacağız. Ama ben genel olarak dediğim gibi Türk lirasının değerinin devam ettiği, altının yukarı hareketlendiği, hisse senetleri piyasasının yukarı gittiği, yurt dışı piyasalardaki olumlu havanın da bir yerde hafif satışlarla karşılandığı bir dönem olacağını düşünüyorum. 22 Mart Fed FOMC toplantısı önemli. İçeride ise bence seçime ilişkin gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Hepinize güzel bir hafta olsun efendim. Görüşmek üzere.